Herkese merhaba arkadaşlar. Dostlarımıza bugün hayır komutunu öğreteceğiz. Dostumuz Açina, Cani Corsa biliyorsunuz. Psikolojik... Hayır ne olduğunu bilmiyorum. Aynen. Psikopatlığı da vardı ama yavaş yavaş onu geçirdik. Şimdi hayır komutunu öğretiyoruz. Görüyorsunuz önünde mis gibi butlar var, tavuklar var. Ama Açina'mız bakamıyor bile onlara. Çünkü hayır komutunu aldı. Bekleyecek. Siz de dostunuza hayır komutunu öğretmek istiyorsanız da aynı bu şekilde bu yöntemi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sevdiği yiyeceği önüne koyun ve yemesine müsaade etmeyin. Siz evet yiyebilirsin diyene kadar o yemek yenilmeyecek. Ve bunu defalarca deneyeceksiniz. Ve şu an aç. Başlar abi. Ağlıyor. Ağlıyor mu kız sen? Ağlıyor mu sen? Hadi ye bakalım. Yiyeceksin mi? Gel. Ye. Hayır. Ağlıyor. Sesi duyuyor musunuz? Ağlıyor. Çina. Otur. Otur. Bildiğin yalakalık bu. Hayır. Evet arkadaşlar, köpeğiniz acıktığında yemeğini önüne koyun. Ye. Ve ye açını. Siz ye diyene kadar yemesine müsaade etmeyin. Ha. Bu da nasıl aç olduğunun göstergesi. Şimdi ilk yedi müsaade etti. İkinci de tekrardan hayır komutunu uygulayacak. Tam bir yesin böyle. Kıvama gelsin. Hırslansın. Bakalım hırslanınca da abi dinleyecek mi? Hayır. Yani bu arada bunu... Hayır. Ve bıraktı. Helal. Bu arada bunu çarşının göbeğinde yapıyoruz arkadaşlar. Hayır. 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 Azıcık bir ucundan. Azıcık ucundan ver bari. İlk denemelerde bu yani tarz şeyler gayet normal arkadaşlar. Yok. Ama görüyorsunuz temas falan hiçbir şekilde yok. Al. Ye. Bırak. Hayır. Parçayı alıp kaçtı. Bu tarz durumlarda hayır arkadaşlar. Fazla sert tepki vermeyin. Sert az vermeyin ama sonuçta tekrardan alın. Aynen öyle. Gel. Al. Şimdi diyor ki iki lokma bir şey verecek çektirdiği eziyete bak ya. Yemiyor zaten. Sırf bırakmayacağım diye herhalde tereddütte kalıyor. Yedi. Arkadaşlar normalde zaten bu tavuğu çektiriyoruz. Ama bu sefer çektiremediler. Kemikli geldi ama siz köpeğinize elinizden geldiği kadar tavuk vermeyin. Çünkü kemik vermeyin derken kemiklerini vermeyin. Tavuğu verebilirsiniz tabii ki. Al kızım al. Hadi ye. Ye. Al. Hayvana gına geldi. Tek lokma da alacaktı. Arkadaşlar bunu bir yemek süresince yani ortalama 5 defa, 6 defa hatta 10 defa bile yapabilirsiniz hayırı. Hayır. Yiyebilirsin. Evet hayır. Hayır gibisinden. Çünkü öğrenene kadar bunu sürekli yaparsanız belli bir sonra köpeğiniz büyüdüğünde hiçbir şekilde size sorun yaratmaz. Hayır dediniz mi bırakır, yemez. Hırlama gibi, saldırma gibi durumlardan kurtulmuş olursunuz. Gel. Gel. Abi sanki insana verir gibi lokma lokma veriyor. Ben olsam ben de küserim. Yemiyorum lan. Açina yeme, ben olsam yemem. Ama aç, mecbur yiyecek. Bu aldığımız yerde de büyük erkekten dayak yiyormuş. Yemeği kaçırıp yemeğe alışmış yani. Geldiği yerde de yemek sıkıntıları yaşıyormuş Açina. Tam kurtuldum derken abimle karşılaştı. Kaçırma uyuyor o yüzden. Kız zilli. Gel kızım. Gel. Gel. Gel kızım.
Makina. Tribat ya. Emi var. Evet arkadaşlar, dostlarımıza hayır komutunu bu şekilde öğretebilirsiniz. En yararlı eğitim bence bu. Çünkü köpeğinizin her zaman yemeye bir zaafı vardır. Eğer yemek yerken bilesin hayır komutunuzu uyguluyorsa bu işte başarılısınız demektir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. O değil de Açina'ya karşı bir sempatim oluşmaya başladı ha. Kanikor sağlayacağım. Çatır çıtırıyor ya. Sen mükemmelsin ya. Kayıtta mısın abi? Evet, dayanamadım. Çok güzel yiyor. Son bir defa hayır yap. Hayır. Hayır. Herhangi bir çekme falan yok. Yok. Sadece aynen ses. Öyle. Bu da mükemmel sonuç.